Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel Tunus içi bir örgü modeli yapım paylaşacağım. Hem çok farklı hem çok gösterişli bir model. Modelimin yapımında kartopunun bebeği yününü kullanacağım. Böyle çok tatlı bir rengi var. Hemen onun renk numarasını göstereyim size şöyle yakından. Diğeri de zaten beyaz. Evet, şimdi sizler de ipinizi, tığınızı hazırladıysanız modelimizin yapılışına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi modelimin yapımına yine zincir çekerek başlıyorum. Şöyle çok sımsıkı olmayan, hafif serbest olacak şekilde çekelim zincirlerimizi. Evet. Kadar anlatmam için size yeterli. Şöyle 18 ilmek üzerine modelimi başlayacağım. Şimdi zincirlerimi çektikten sonra her bir zincirden şöyle birer tane ilmek alarak modelimi başlıyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olduktan sonra zil butonun üzerine tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet. Şöyle sayalım yeniden. Evet, bir tane daha yapıyorum. Ve 18. Şimdi 18 tane ilmeğimi bu şekilde hazırladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde böyle 2 2 çekerek başa kadar gidiyorum. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bir sıra daha örüyorum herhangi bir şey yapmadan. Yine bu şekilde her bir ilmekten bir tane ilmek alarak bir sıra daha öreceğim. Bir sıra daha gidip geldikten sonra modelimizi koymaya başlayacağız. Bir sıra daha yapalım. Birlikte modelimizi devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şimdi iki sıramı tamamladım. Burada iki tane ilmeğim kaldığında bıraktım. Bunun ikisini çekmedim. Çünkü burada rengimi değiştireceğim. Hemen diğer ipimi aldım. Şu şekilde rengimi değiştirdim. Şimdi ilk değiştirdiğim için hemen şöyle kayma yapmasın diye ben burada bir tane zincir çekiyorum. Örerken sıkıntı olmasın diye, rahat örmek için. Şimdi ipimin rengini bu şekilde değiştirdim. Burada bir taneyi atlayıp ikinciden modelimi kuracağım. Şimdi tığın başını doladım. Bir tane doladım. Şimdi hemen ikinci ilmeğime dokunmuyorum. Üçüncü ilmeğimin, bakın buna değil, bir alt sırasına. Buraya battım. Buradan bir ilmek aldım. Şimdi tığın başını bir tane dolamıştım. İkisini bir çektim. Şimdi şöyle ipimi öne alıyorum. Bu ördüğüm ilmeğin hemen üstündeki ilmek. Yani arkada bıraktığım, bakın iki tane ilmek var. Birincisine değil, ikincisine şu şekilde batarak ipimi öne aldım. Ters olarak ördüm. Şimdi tekrar tığın başında bir tane doladım. Hemen sonraki ilmeğimi atlıyorum. Yani bir taneyi boş bırakıyorum. İkincinin, bakın, bir sonrakini boş bıraktım. İkinci ilmeğimin bir altına. Buraya batıyorum. Tığın başını bir tane dolamıştım. İkisini bir çektim. İpimi öne aldım. Aynı ilmeğin üstüne denk gelen ilmeği bu şekilde ters olarak ördüm. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Hemen önündeki ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmeğime geldim. Şöyle yakından göstereyim. Bir sonraki ilmeğin, bakın buna dokunmuyorum. Önce bunu öreceğiz. Daha sonrasında üsttekini öreceğiz. Tığın başında bir tane doladım. Bakın bu alttakini bu şekilde girerek buradan ilmek aldım. İkisini bir çektim. Sonra ipimi öne aldım. Ve aynı ilmeğin üstündeki ilmeği bu şekilde ters olarak ördüm. Çok da keyifli bir model arkadaşlar. Çok farklı da duruyor. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Tığın başını bir tane doladım. Hemen önündeki bir sonraki ilmeğimi atladım. Bakın bunu atlıyorum. Hemen bir sonrakine battım. Şöyle
İkisini bir ördüm, ipimi öne aldım. Hemen üstündeki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Aynı şekilde bakın bir sonrakini atladım. Yani sıradaki ilmeğimi dokunmuyorum. Bir sonrakine geldim. Buna. Şu tığın başını doladım mı? Dolamamışım. Evet, tığın başını bir tane doluyorum. Bu şekilde bunu ördüm, ipimi öne aldım ve aynen bu şekilde devam ediyorum. Tığın başını bir doladım. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Hep bir ilmek atlıyorum sıradakini, bir sonrakinin altında. Yani bir sıra alta gidiyorum. Bu şekilde ördüm, ipimi öne aldım. Aynı ilmeğin, ördüğüm ilmeğin hizasından bir üstten. Bakın ördüm. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Bakın bunu atladım. Buna geldim. İkisini bir ördüm, ipimi öne aldım ve bu şekilde ters olarak ördüm. Şimdi sıramın sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Onu da şu şekilde iki dalını birden alıyorum, kenar kısmı daha düzgün çıksın diye. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi önce bir, sonra iki iki çekerek sıramın başına kadar devam ediyorum. Patik yapabilirsiniz arkadaşlar bu modelden. Patik yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Şimdi burada iki tane ilmeğim kaldığında bıraktım. Örmedim. Çünkü burada hemen beyaz ipimi aldım tekrar. Rengimi değiştirdim. Şimdi tüm ilmeklerimi herhangi bir işlem uygulamıyorum. Hepsini bu şekilde düz olarak her birinden bir ilmek alarak örüyorum. Evet, sıramın sonundaki ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Bak, modelimiz ortaya çıktı. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek olarak diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek başa kadar geliyorum. Evet, bakın bir sıra ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın yine her birinden bir tane ilmek alarak bu kısmını biraz hızlı örüyorum. Çünkü aynı işlemi yapıyorum. Farklı bir şey uygulamıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 3 sıra oluncaya kadar öreceğiz. Bakın bu ikinci sıramız. Çok hızlı bir şekilde öreyim. Evet. Sıramın sonundaki ilmeğimi de şöyle iki dalından birden alarak ördüm. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Evet, bakın iki sıra örmüş olduk. Bir sıra daha örüyorum. Dilerseniz siz sıranızın en başında da 3 sıra yapabilirsiniz. Ben burada 2 sıra yaptım ama aralarda hani modeller birbirine değmesin diye 3 sıra yapacağım. Ama en başta da dilerseniz 3 sıra yapıp daha sonra modelinizi koyabilirsiniz. Evet, bakın şimdi son ilmeğimi bu şekilde ikisini iki dalının arasından şu şekilde alıyorum. Yeniden göstereyim isterseniz. Şöyle almıyorum. Arkadakiyle bir aldığımda orada açıklık oluşmuyor. Daha düzgün bir şekilde ilerliyor örgünüzün kenar kısmı. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Şimdi iki tane ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğim kaldığında beyaz ipimi bıraktım. Rengimi değiştiriyorum bu şekilde. Şimdi yine modelimi yapacağım. Bakın 3 sıra oldu. 1, 2, 3 sıra ördük. Şimdi 3 sıra ördükten sonra
Rengimi değiştirdim. Bu birinci ilmeğim. Yani kenar ilmeği olarak bırakıyorum bunu. Tığın başını bir tane doladım. İkinci ilmeğime dokunmuyorum. Hemen bakın şuradaki üçüncü ilmeğim. Buna değil, bir alt sırasına, yani alttan ikinci sırası. Şöyle. Battım. Tığın başını bir tane dolamıştım. İkisini bir ördüm. İpimi öne alıyorum. Aynı ilmeğin üstünde, yani arkadaki boş ilmeklerin birincisine değil ikincisine. Bu şekilde ikinci ilmeğimi ördüm. Tığın başını bir doladım. Buna dokunmuyorum. İkinciye geçtim. Bakın. Buna dokunmuyorum. İkincinin bir altına. Bu şekilde ikisini bir ördüm. İpimi öne aldım. Evet, bakın bu şekilde. Tekrar tığın başını bir doladım. Hemen yanındakini atladım. Buraya geldim. İkisini bir ördüm. İpimi öne aldım. Bu şekilde ters olarak ördüm sıradakini. Tığın başını bir tane doladım. Hemen önündekini atlıyorum. Bakın buraya hiç dokunmuyorum. Diğerinin şu ikincisinden alttan ördüm bu şekilde. Sonra ipimi öne aldım. Ters olarak örüyorum. Ters örgü yapıyorum. Orayı tekrar yavaş bir şekilde göstereyim. Bakın buna dokunmuyorum. Tığın başını bir tane doladım. İkinci ilmeğimin bir altından. Yani ikinci sıradan. Ördüm. Sonra ikisini bir ördüm. Trabzan yapar gibi. İpimi bu şekilde tığımın önüne alıyorum. Bakın. Bu şekilde öne alıyorum. Arkadan birinciyi değil ikinciyi bu şekilde girdim ve ters olarak ördüm. Tığın başını bir tane doladım. Bunu atladım. İkincinin alttakine geldim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Çok da keyifli, zevkli bir model arkadaşlar. Çok hızlı ilerliyor. Farklı bir görünüm oldu. Sıramın sonundaki kenar ilmeğimi de bu şekilde örüp sıramı tamamladım. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek olarak diğerlerini 2-2 çekerek başa kadar gideceğim. Daha sonra yine beyaz ipimle zeminde kullandığınız iple 3 sıra örüp devam ediyorsunuz. Dediğim gibi patiklerde, battaniyelerde kullanabilirsiniz. Sanki şu aralarında boncuk boncuk gibi duruyor. Çok farklı durdu. Evet, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi ben biraz daha büyük bir parçanın üzerinde modelimi hazırlayıp sizlere nasıl durduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın modelim bu şekilde. Arka yüzünde göstereyim size. Bakın arka kısmı bu şekilde. Battaniye yaptığınızda herhangi bir astar geçirmenize gerek yok. Gayet temiz bir görünümü var. Herhangi bir astar geçirmeden kullanabilirsiniz. Evet, bebek yeleği yapabilirsiniz. Bayan yeleği yapabilirsiniz bu modelden kendinize. Ya da çeyizlik yelekler örebilirsiniz. Patik yapımında istediğiniz birçok yerde bu modeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.